Sevgili dostlar, Futbol Biz'e hoş geldiniz. Futbol Biz'de bugün Gündem sırayı sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Gazetelere bakacağız, dış, dış basına bakacağız ve potansiyel transferlerimizle. Bugün bir 11 yapacağız. Özellikle soru cevap bölümünde böyle 11 yapmayı düşünüyorum. Sizler de söyleyebilirsiniz abi şununla şu oynar mı falan diye güzel bir şekilde beyin fırtınası yapacağız. Bir kez daha futbolun beşi İngiltere'den size sevgiler. Sütlü çayınızı aldıysanız yayına başlayalım sevgili dostlar. Evet e, Falcao Feguli elden çıksa Cagney'i de satarsak transferde rahatlayacağız demiş Önder Vural. Kesinlikle katılıyorum. Kaan Özdemir Allah Hacı'yı izleyemenler için Morutan'ı yollamış. Olur mu be demiş. E, yani farklı profiller ama evet Morutan çok yetenekli. E, Morutan'ı biliyorum çok istiyorsunuz ama yani o, o, profilde oyuncular da var arkadaşlar. Bizim bizim son oyuncumuz o değil. Morutan değil. Morutan e, değil. İyi yayınlar Hakan abi iyi yayınlar demiş. Selamlar İngiltere'nin bir numaralı futbol analisti. Yok canım estağfurullah Hakan'cım. <laughs> e, Olimpiyo morutan olmazsa takım arkadaşı olan Dimitri Olaro e, iddiaları doğru mu? Valla iddialar var. İddialar doğru mu değil mi? Yani onları teyit ettirecek herhangi bir çalışma yapmadım dostlar ama daha çok oyuncular eğer gelirse o profilde bir oyuncu başarılı olur mu olmaz mı? Hani onları konuşabileceğimiz bir platform futbol biz. Evet. Selamlar olsun Alper Bey demiş Mustafa Çiçek. Berkan Ozan isimleri dolaşıyor. Evet dolaşıyor. Berkan Kutlu bekliyorum yani. Bir an evvel bekliyorum arkadaşlar. E, kulüpten açıklama bekliyorum. Çok büyük bir ihtimalle artık bütün pürüzler giderildi. Berkan Kutlu transferinde. Soner Arıcan iyi yayınlar demiş. Polak, Can Ergün e, onun yorumunu okuduk. Jetson kampta yazılara bakmayın. Kamptan sonra değerlendirme yapılabilir. Büyük ihtimal gönderilir demiş. 1 ol 1905. Justin Fernandez'le ilgili e, Tottenham kanadında, yani daha önceden biliyorsunuz Tottenham'da e, bir süre geçirmişti. Tottenham kanadında, dış basında bir yazı gördüm. E, çok e, birkaç hafta öncesi ama aslında okumaya değer. Hani oyuncu e, ne umutlarla Tottenham'a getirdiklerini ama oyuncunun değerindeki düşüş hakkında. E, güzel bir yazı, sizlere okuyacağım sevgili dostlar. Yok, e, Bamafura çok geç kalmadın, daha yeni başladık sevgili dostum. 100 kişiyiz ama 37 like var demiş. Evet yayın başında sevgili dostlar beğeni bırakırsanız çok seviniriz. Dün 40 bin kişi izlendik toplamda 3 yayında. Bu çok iyi bir rakam. Yani 6600 abonesi olan bir kanalın. Umarım sizlerin desteğiyle daha geniş kitlelere ulaşabiliriz. Bunun için abone olup like bırakabilirsiniz sevgili dostlar. Bilgisayardan izliyorsanız yayını da 10.80'e getirirseniz. Genelde tek başıma yaptığım yayınları 1080 iletiyorum sevgili dostlar. Bekali demiş ki 10 milyon euro verene satarım. E, ya olabilir. Şimdi Bekali onu der niye? Çünkü Bekali'nin oyuncusu ne kadar yüksek satarsa o kadar çok komisyon alacak. E, Galatasarayın isteğini. E, o tarz başka oyuncu yok mu? Var. O tarz daha üst düzeylikten Morutan tarzı başka oyuncu yok mu var? Morutan uyar mı Galatasaraya? Çok uyar. Bunlar doğru. E, ama Galatasarayın bakınız sağ bekte Rozier olmadı, Saşa Boya oldu. Çünkü Fatih Hoca orada sağ bek pozisyonunda dinamik, önde sağ, sağ kanatta bir oyun kurucunun arkasını toparlayabilecek bir bek istedi. Gerçekten de doğru profil. Alper Bey merhaba. Berkan'ı Efes Squad yardımıyla analiz eder misiniz? Şimdi onu edemem. Şundan dolayı çok büyük bir ihtimal telif yeriz. Biliyorsunuz Bein Sports'tan dolayı. Türkiye'deki telif yasası çok katı değil ama burada anında yiyoruz. Ondan dolayı video analiz yapamam ama Berkan'ın detaylı pozisyon, teknik analizi kanalımda mevcut. Shortlist, playlist'e bakarsanız aşağıda hem Berkan Kutlu hem Ali Yudiyeng. Ozan Kabak kiralanamaz mı? Kulübüne bağlı. Ozan büyük ihtimal gelir. Hakan Sarıgül demiş ki ne kadar çok like atarsak yayınımız üste çıkar. Like atalım dostlar demiş. Teşekkürler Hakan abi. Alper abi Rui Costa hiç işe yaramıyor mu ya demişsin hani açıklamasını anlamış. Şimdi Rui Costa'nın bu açıklaması yapması çok gayet normal sevgili dostlar. Niye? Çünkü Rui Costa kendi oyuncusunu yerecek bir açıklama yapmaz. Rui Costa işte bir planlamamızın dahilinde der. Oyuncumuzu kullanmak istiyoruz der. Yoksa oyuncuyu kadro dışı yaparsan oyuncu yok pahasına gider. Ali Hüdiyank bence çok potansiyelli, fizikli bir oyuncu. O zaman önce e, Ali Hüdiyank haberini yapalım. E, bakalım daha doğrusu. Dış basında bir şey çıktı Ali Hüdiyank ile ilgili. E, bunu ekranlarınıza e, getireyim. Abi sence Onyakuru mu, Madoyke mi? E, Madoyke tabii ki. E, o soruyu da cevaplamış olduğumuzda bir şekilde. Şimdi e, dış basından dört haberimiz var sevgili dostlar. İç basından artık transfer haberleriyle ile sizlere gazetecileri bağlıyorum yayına. E, i̇şte... Eyüp Yıldız olsun, Burhan Can Terzi olsun, Salim Manav olsun. Bunlar gerçekten de repütasyonu çok yüksek gazeteciler. Onun dışında tabii başka isimleri de bağlıyoruz yayına. Başka gazetecileri de. Ama teknik analizi biz burada yapıyoruz. Dün mesela TR Scouts Head Squad'ı sevgili kardeşim Yiğit vardı. Kendisi Beşiktaşlı sağ olsun bizi kırmadı. Beşiktaşlı Fenerbahçe hiç fark etmez. Sağ içini konuşan, futbolda at gözlüğü takmayan bütün yorumcularımıza kapımız açık sevgili dostlar. Evet şu Ali Üdiyen haberini okuyalım. Bu herhalde Afrika kaynaklı. İki gün öncenin haberi. El Ahil ile ilgili Fransız bir haber ama ben size özet geçeceğim. sevgili dostum Fransa'da yaşayan, Rende yaşayan Tugay'la bir görüşme yaptım. Tugay Çolak'la. o da bizim moderatörümüz biliyorsunuz bunu ekrana yansıtayım. Ne diyor? İşte bu K-Sports'un haberi arkadaşlar. Fransızca bir haber. Onu İngilizce tam çeviremedim. Yani İngilizce tamamını çeviremedim ama Galatasaray'ın teklifi 4,5 milyon euro sevgili dostlar. Ve 8, evet 4,5 milyon dolar Galatasaray'ın teklifi. Ama Ali diyen için istenen rakam 8-9 milyon e, dolar ya da işte 9 milyon dolar 8 milyon euro civarı. E, orada Galatasaray bir resmi girişini yaptığını, El Ahil'de oynayan bu oyuncunun e, dış basında bizlere söylüyor. Özellikle Fransız basını. E, çünkü Mali, Fransa. Oyuncu ile ilgili de Fransa liginden gerçekten de e, çok ciddi teklifler var. Ali Yüdyen sanki transferin sonuna doğru e, şekil alacak bir oyuncu. Birçok görüntü formatını değiştireceğim. Şimdi hemen Transfer Market'e gidip aslında bir Aliyu mi yapsak. Oyuncunun zaten analizini birçok kez yaptık. Aslında taktik borttan size göstereyim. Şimdi Galatasaray'ın 11'ini nacizane 4-2-3-1 şeklinde sizlere sergiledim. Ben böyle oynamalı demiyorum ama an itibariyle kadromuz bu. Şurada gerçekten de şöyle bir değişiklik yaptığımız an. Berkan Kutlu buraya ve e, Dieng buraya. Bu çok doğru bir formasyon oluyor arkadaşlar. Marka Alpaslan Boe, Holt. sol kanatta Barış Alper ya da Kerem Aktürkoğlu ya da e, Yunus Akgün. E, sağ kanatta Kerem. E, Orvet arkası Çıkıldao e, ya da Çıkaldao artık Allah bize kolaylık versin. E, bu e, genç arkadaşımızın, yetenekli oyuncumuzun ismi. E, ve Mustafa Muhammed. Şu şekilde de olabilir. Galatasaray 4 3 3 oynayabilir. E, şu şekilde. Biraz daha çıkalı daha önde. E, 4 3 3 de oynayabilir. Topu verelim penaltı noktasına Mustafa'ya. E, Kerem Aktürkoğlu burada. Barış Alper burada. Ama 4-3-3 eğer 4-3-3 oynarsak tabii çıkar daha serbest 8 gibi düşünün arkadaşlar. Burada gerçekten de e, sanki bir oyun kurucu kanada ihtiyacımız var gibi. E, solda da hızlı bir kanat. Barış Alper e, bu işi yapar sevgili dostlar. E, evet e, yorum okuyacağım yorumlarınıza geleceğim. Alper abim Jets'in alternatifi Abdü Hariri yer yaral alıyormuş. E, Abdü Hariri yer alıyorsa 3-4 milyon euroya bitebilir. Yok imkansız Abdü Hariri'yi e, 8-12 milyon arası bitirsin anca. 3-4 milyona çok zor e, Enes'cim. Yani büyük başarı derim eğer e, Abdu e, o fiyata bitirirsen. Başka kim olabilir Jetsin yerine konuşuruz ama şu anda en yakın iki transfer Berkan ve Dieng pardon Berkan ve Jetsin. E, Berkan Kutlu gelirse buraya e, an itibariyle Berkan'la Aytaç yan yan oynayacak ama yani iki, yine iki tane 8 oluyor. Çıkal daha da serbest 8 çok ofansif. 4-3-3'e e sanki daha e, yatkın gibi takım. Ya da işte nasıl diyorsanız 4-1-4-1'e ama bekleyip göreceğiz. Ali Üniyeng ile ilgili haberimiz buydu. Dış basından okuduk. Fransızca bir haberdi. Sağolsun Tugay bize çevirdi. Şimdi bir Jetson haberi var. Jetson haberi daha sonra Cagney haberi var. Evet. Gördüğünüz gibi Jetson haberi hitsee.com'da Jetson Fernandez'in 3 hafta önceki bir haber ama şunu okumak istedim size sevgili dostlar. Jetson Fernandez'in değeri Satın alma bedeli geldiği zaman 57 milyon pound. 57 milyon pound. Eğer Tottenham imzalasaydı Benfica'ya 57 milyon pound gönderecekti ama. Burada söylenen Jetson'ın o düzeyde bir oyuncu olmadığı. Tottenham da kendini gösteremediği. Yani o düzeyde derken 57 milyon poundluk bir oyuncu olmadığı. Katılıyorum. Jetson'ın an itibariyle 8 ile 12 milyon arası ücretsiz. Hatta aslında 10 milyon üstü mantıklısı ama tabii Benfica'nın isteği yüksek. Galatasaray'a geldi ve e, çok iyi bir performans sergiledi e, Jetson diyor. Ve e, Galatasaray'da gerçekten de e, işte sert e, oyunuyla daha doğrusu işte sert oyunu kayarak müdahaleleri ve koşusuyla e, Galatasaray'da kendini ispatlasa da Jetson Fernandez 57 milyon pantluk bir oyuncu olmadığını düşünüyoruz demiş bu site. E, ve Jetson'la ilgili biliyorsunuz sevgili dostlar. Rui Costa'nın da yaptığı açıklama. ikinci kamp döneminden sonra Jetson Fernandez'in değerlendirileceği. Jetson Fernandez e, de kesinlikle Galatasaray. Eğer opsiyonlu bir şekilde e, bonservis alınırsa Berkan Kutlu, Jetson Fernandez. Oraya yazarız direkt Berkan Kutlu, Jetson Fernandez. Ama kesinlikle arkalarına Hernani ya da Alü Diyeng tarzı bir oyuncu ben beklerim. E, ...ve 4-2-3-1'e e daha mantıklı oluyor. Acaba e, Berkan Kutlu nereye gelecek? Ya da Fatih Hoca hiç altı numarasız böyle gayet modern bir futbol mu oynamak istiyor? O da olabilir. E, biliyorsunuz bunu İtalya yaptı. E, ama İtalya'nın oyuncuları da gerçekten de çok çift yönlü. Yani bir Verratti'den bahsediyoruz. E, i̇şte orada... E, e, ...onun dışında e, Locatelli'den bahsediyoruz. Jorginho'dan bahsediyoruz. Bunlar inanılmaz e, oyuncular hem de, hem defansif hem ofansif yönde sevgili dostlar. Acaba e, Fatih Hoca 4-3 e, yolunda mı gidecek yoksa üçlü defans mı e, deneyecek? Bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, dün Salim Manav'la biliyorsunuz bir telefon görüşmesi yaptık. Dün gece Türkiye saatiyle 12'ye doğru. Salim Manav'ın söylediği Jetson'ın özellikle Jetson Fernandes'in e, Galatasaray'ı çok istediği ve bunun Galatasaray için en önemli koz olduğu e, ve Galatasaray'ın yaptığı işte e, resmi tekliflerinde sevgili dostlar e, Jetson Fernandez'in yani kulübünün Benfica'nın istenilen çok geride olmadığı Beşiktaş'ın da bu topa girdiği söyleniyor ama e, gerçekten de Beşiktaş'ı zor e, yani Beşiktaş'ın hem limitleri çok zor hem e, nakit akışında sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. E, zaten Beşiktaş'ın ihtiyacı da yok o bölgede çok fazla kalabalık var ve Jetson Fernandez de Beşiktaş'ı istemiyor nasıl Rozi Yargala istemedi aynı şekilde Jetson da Beşiktaş'ı istemiyor sevgili dostlar. Evet Arif de sütlü çayını alıp gelmiş. O zaman ben de rahatladım. Çok böyle kaygılıydım. Acaba sütlü çayını aldı mı almadı mı diye. E, sütlü çayını almış gelmiş. E, Jetson Fernandez ile ilgili dış basın haberi. Ali ile ilgili dış basın haberini okuduk. Çok fazla soru var. Bu sorulardan bir tanesi de. E, bunu da dış basından okuyalım. Biliyorsunuz. Enbaya Cagne. Enbaya ile ilgili Watford Watford News e, bir haberi. Bu bu da iki hafta, 20 gün önce aslında. Daha sonra 18 gün önce haber. Dış basında, dış basın kaynaklı Cagney'nin gideceği yönde bir haber yok arkadaşlar. Dış basında çıkan haberlerin hepsi yerli basını gösteriyor. Örneğin, bakınız bunu buldum. Birisi bana sormuştu. Sevgili dostum dedim ki bak o haberleri dikkatli okuyun. Genelde Türkiye'den gazete oluyor. Onlar da burayı referans gösteriyor. Buradaki givemesports.com'daki haber... Ne diyor bak According to Turkish News Outlet Takvim yani takvimdeki e, haberlere dayalı olarak şeklinde e, Watford'la Cagney imzalayacak önümüzdeki günlerde diye bu tarz bir haber var. Dış basından güvenilir tek kaynak Mayıs ayında Sky Sports ile ilgilen 3 kulüp olduğunu ve Cagney'nin Premier Lig'de kendini ispatladığını söyledi. Bunu zaten bir ilk yani olur olmaz dile getirdik Eyüp Yıldız'ın kanalında hem de kendi kanalımızda neydi bu üç takım Watford West Bromwich Albion ve Brighton Hove yani üç takım daha sonra bir ara West Ham Aston Villa isimleri de geçti bu bu takımların profilde Mbaye Cagney'e gerçekten de uygun ama ben önümüzdeki günlerde Mbaye Cagney ile ilgili sevgili dostlar bir gelişme bekliyorum. Kesinlikle ee, bunu da söyleyeyim. Yani en bayacak ne gidecek ama ne şekilde gidecek onu bekleyelim. Ee, bu arada Derin Haber 1905 yayınımıza geldi. Ee, ben de internette böyle bir aşağı doğru bir düşme ve inme oldu. Musa abi gelince şöyle bir sarsılıyoruz. Subjektif yazar <laughs> Uğurhan şaka bir yana Musa abi, hoş geldin. Subjektif yazar Uğurhan geldi. İyi yayınlar dilerim Alper abi demiş. E, teşekkürler kardeşim. Ben uğur Uğurhan'ı severek takip ediyorum. Çizgisini hiç bozmasın e, Uğurhan'cığım. E, burada yayınımıza bağlandı. Birçok soru sorduk. Onu Kaan Ayhan konusunda eleştirdiler. E, o da çok güzel aslında ben orada onu öyle paylaşmayacaktım dedi. Birçok paylaşımı da çok doğru. Uğurhan'ın da yeni bir YouTube kanalı var. E, şu anda açıklamalarda yok ama e, Arif ve e, sevgili Kaan lütfen o linki e, Uğurhan'ın YouTube kanalı Subjektif Yazar şeklinde. Linkini lütfen kopyalayıp yapıştıralım canlı sohbete. E, biraz e, Uğurhan'ı da takip edelim. E, Musa abi ve saz arkadaşları burada demiş. E, Valla e, Musa abi hoş geldin. Musa abinin yayını da 19.05'te sevgili dostlar. E, biliyorsunuz 1905 derin haberde. Musa yıldızla takip edelim. Musa abinin kanalı Euro'dan hızlı artıyor. Yani 45 günde ben 3000 abone falan maşallah diyelim tahtaya vuralım sevgili dostlar. Burak Püsküloğlu da gelmiş hoş geldiniz. Dış basından biraz haber okuyoruz yeni gelenler için söyleyelim. Enbaya Cagney haberini okuduk ee, ve e, şunu söyledik ki Embaya Cagney haberi genelde Mayıs ayı sonundan sonra yerli basın Türkiye'deki basın refere göstererek yapıldığı için çok fazla itibar etmemek lazım sevgili dostlar. Peki e, bir oyuncumuz daha var dış basında e, kim bu oyuncu? Şöyle bir bakalım. Evet hepimizin gerçekten özellikle benim geçen yıl Seri A'da ilk defa gözüme çarpan daha sonra Galatasaraylı ismi geçen. Bu arada bakınız Kaan paylaşıyor. Subjektif yazar Uğurhan'ı. Kaan'cım birkaç kez daha paylaşırsan severim. Enes sen de paylaş. Uğurhan'a hemen burada bir bin abone yapalım sevgili dostlar. Evet Hernani haberinde. Bu da bugünün haberi arkadaşlar. Livik.net'in haberi. Burada söylenen şu. Galatasaray orta sahasını Hernani e, ile e, güçlendirmek istiyor. Sarı Kırmızılar e, 6 tane oyuncuyla şu ana kadar e, işte e, kadrosunu genişletti ve yeni bir merkez orta saha arayışında. E, Jetson Fernandez ile e, şu anda e, işte e, biliyorsunuz pazarlıkların uzaması nedeniyle e, Galatasaray'ın başka alternatiflere yöneldiği yazıyor. Ve Sarı Kırmızı'nın Portekiz Portekizli oyuncunun alternatifini yani Justin Fernandez'in alternatifini İtalya'da buldu ve Galatasaray yönetiminin Parma'yla pazarlıklara başladığını söylüyor biliyorsunuz Parma'nın Serie A'ya veda ettiğini de söylüyor 27 yaşındaki oyuncu gayet pozitif gidiyor diyor bu dış basının haberine göre ve istatistiklerini veriyor Brezilya oyuncunun da yani e, biliyorsunuz Hernan'ın de Galatasaray'a geldiği çok sıcak bakıyor. Acaba Felipe Melo burada devreye girdi mi sevgili dostlar? E, bekleyip göreceğiz Hernani transferinde gelişmeleri. Şimdi e, Hernani dedik o zaman hemen taktiki boarda geçelim. Hernani ile nasıl bir e, merkez üçlü olur? E, Hernani ile her şeyi oynayabilirsiniz. Şöyle söyleyelim. Hernani'yi alırsınız böyle. Hernani ile e, arkadaşlar 4-1 4-1 oynayabilirsiniz. 4-1 4-1 oynayabilirsiniz Hernani ile. Berkan Kutlu Sorich bu hem de mükemmel bir 4-1 4-1 olur. Pas kalitesi e, işte e, yerli sayısında da aslında 1 2 3 4 olduk. Bakarsınız e, Morutan transferi biter. Şimdi Galatasaray şöyle bir 11 çıkartırsa arkadaşlar ben bayrakları asarım. Bakın burada ben böyle konuşmam. Böyle bir 11 çıkartırsak ben bayrakları asarım. Alpaslan konusunda Alpaslan'a güvenim çok fazla. Berkan'ın yerine oraya ne olur? Berkan sakatlanır, Aytaç girer devreye, Barış Alper yerine Kerem girer, Yunus girer. Bakın sevgili dostlar bizim 50'den fazla maçımız var. Avrupa Ligi'ne Galatasaray büyük ihtimal devam edecek. Ee, i̇şte Barış Alper'in yerine Kerem olur, Galatasaray 4-2-3-1 oynar. Hernani Berkan Kutlu önlerinde, Chikaldow e, sağda yine Morutan olur. E, solda örneğin e, Kerem olur, Barış Alper olur. Peki üçlü, üçlü oynarsak nasıl olur? Yani Galatasaray üçlü, üçlü oynar mı? E, onu da daha sonra yaparız. Dieng, Hernani, Jetson. arkadaşlar, bakınız şurası. Size bir kez daha göstereyim. Bunlar birbirinin alternatifi aynı anda olmaz. Hem yabancı sınırı hem de e, hem e, futbol finans açısından hem de oyuncu profili açısından. Ha, bunlar aynı oyuncu demiyorum. Jetson 8 numara. Tamam. E, Hernani biraz daha 6 6.5 diyelim. E, e, Ali Aliyudin 6 numara önlü bir oyuncusu. E, peki burada Moruta'nın transferiyle ilgili de e, konuşacağız sevgili dostlar. Haberleri göstereceğim. Evet. Biraz şöyle e, yorumlarınızı okumak istiyorum. Çok fazla okuyamadım kusura bakmayın. Genel formatımıza geçelim. Kaan Özdemir abi PSV rovanş maçına hangi formasyonla formasyonuna çıkmalıyız? Vallahi e, Kaan'cım onu PSV maçı öncesi konuşalım. E, ben o maçla ilgili yine hala sıkıntılı bir 11'imiz olduğunu. Çünkü hiçbir oyuncu bildiremediğimizden dolayı. Onye Kuru da son durum ne? E, demiş 10 e, Onye da son durum ne diyen sevgili dostum. Onyakuru Toronto'ya gitti. Kanada'ya niye gitti? Acaba bir görüşme mi olacak? Ha, i̇lginç yani. E, biliyorsunuz kadro dışı kaldı. Ben hala Onyakuru'nun Galatasaray'a alınması gerektiğini ama... E, takıma da veda etti. O pozisyonda da birçok oyuncu var. Ama Galatasaray'ın gerçekten Onyakuru gibi, gibi bir silah ihtiyacı var arkadaşlar. Öne geçtiğiniz her maçta Onyakuru'yla kazandığınız... E, skoru arttırabilirsiniz. Çünkü defans çizgisinde oynayan inanılmaz bir silah. Defansın omzunda oynayan terimi vardır. Sürekli yani Allah'tan var çıktı. Gerçekten de e, birçok golümüz iptal edilen golümüz Onyekuru ile eğer hatırlarsanız tekrar geldi. Bir yandan da istatistiklere bakıyorum. Yayınımız çok güzel ve keyifli gidiyor. E, şöyle bakayım. Evet e, 400 kişi bandına ulaştık ama e, biraz az sevgili dostlar izleyicimiz değil tabii ki beğeni sayımız az ben dış basından iç basından sizlere haberleri okuyorum Bayağı bir araştırma yaptık yayından önce Yayının da yavaş yavaş ortasına geldik Şöyle canlı sohbeti 2 saniye kapatıp Yakışıklı bir like bırakırsanız ve bilgisayardan izliyorsanız ayarlardan 1080 HD'yi ayarlarsanız Çok iyi olur sevgili dostlar e, Evinizden izliyorsanız Emin vardı demiş ki abi e, Kaç sene Arsenal'da oynadı Ebo'ya kendini kanıtladı. Galatasaray'a geldi de çok güzel işler yaptı. Van Aanholt aynı şekilde olacak umuyorum. Ne düşünüyorsun? Van Aanholt e, sizleri e, inanılmaz derecede etkileyecek arkadaşlar. Patrick Van Aanholt videomu lütfen izleyin aşağıda. Shortlist'te teknik analiz animasyonlu Patrick Van Aanholt'un özellikle. Patrick Van Aanholt'un özellikle bakınız. Bunun altını tekrar tekrar çiziyorum. Şu bölgeyi kullanan yani half space dediğimiz bölgeyi kullanan. Ee, orada iyi işler yapan şu ee, ee, hal space'i hemen yıkıyorduk vallahi şu bölgeyi çok iyi kullanan arkadaşlar, şu bölgeye koşu yapan, alver yapan, pas yapan ve ceza sahasının köşesinde yeri geldiğinde uzak köşeye ya da kalecinin yakın köşeye çok sert şutlar atan duran top kullanabilen bir oyuncu, Patrick Van Aanholt'un sakat devamsız denen e, görüşlerin hiçbirine katılmıyorum. Oyuncu sakatlanabilir arkadaşlar. Mustafa Muhammed de sakatlanıyor. Gerçi o maşallah hemen iyileşiyor ama. E, yani birçok oyuncu sakatlanıyor. Fanginkel'i gördünüz değil mi? E, PSV'de oynayan Fanginkel. Sevgili dostlar Fanginkel e, bu çocuk bir diş sakatlığı geçirdi. 2,5 yıl top oynamadı. Ama şu anda PSV Antep'inin 8 numarası ve kaptanı yani Allah sakatlık vermesin futbolun içinde sakatlık var sevgili dostlar bunu da söyleyelim ama oyuncu kronik sakat değil kronik sakat kala niye alsın kronik sakat oyuncu Skat ekibimiz sadece 20 yaşında 24 yaşında oyuncu değil 30 yaşında oyuncuyu da izliyor sevgili dostlar Evet buraya hemen gelmek istedim biraz iç basından haber okuyacağız Daha sonra da güzel uzun bir soru cevap ve birlikte 11 yapacağız sevgili dostlar. Morutan gezel etkisi yapar mı? Morutan mı Onyekuru mu? E, Ceyhun Özer sormuş. Bambaşka profiller. Onyekuru ile Morutan. E, oynayacağın oyuna göre değişir. E, morutan e, eğer elinde Morutan olursa e, hem kilit açabilir, e, hem şöyle diyeyim birkaç pozisyonda oynayabilir. Seni tamamen e, merkez orta sahanı da zenginleştirebilir. Eğer merkez orta sahada Morutan'ı kullanırsan Hernani Dieng tarzı bir ön libero ihtiyacım var. Çünkü topsuz oyunda hiç yok. Ama Morutan kilit açma özelliği, şut özelliği tabii ki Raşit Gezaldan çok daha mantıklı bir profil sevgili dostlar. Evet, devam ediyoruz. Moderatörlerimiz de çok sağ olsun. Alper abim bir izleyicimiz Premier Lig'de ilgili haberler vermen istiyor. Uygun bir zamanda yayın yapar mısın? NS1905. Futbol biz Avrupa'yı kuracağız. Futbol biz Avrupa'da Bundesliga ve Premier Lig konuşacağız. Transfer döneminden sonra. Transfer dönemini Galatasaray'la bitireceğiz. Eylül ayı başı gibi. Ama kanalı da açarız. Belki Ağustos başında. Haftada 1-2 yayın koyacağız. Orada Premier League ve Bundesliga. Burada futbol Türkiye Futbolu ve Galatasaray'ı konuşacağız sevgili dostlar genelde. Evet şöyle bir ne yapalım e, haberlere bakalım arkadaşlar kadro nasıl olmalı demiş ve baslanan haberlerinden genelde okuyoruz tabi kaynağımızda gösterelim onlar da güzel bütün haberleri e, bir araya getirip bir platform yapıyor. E, Galatasaray'da stoper hayali şeklinde Ozan Kabak ve Kaan Ayhan demiş e, ben Ozan Kabak'ın Galatasaray'ın formasyonuna daha uygun olacağını e, eğer Kaan Ayhan gelirse üçlü savunmanın sağ stoperi olacağını söylüyorum. Keşke ikisi de gelebilse. Ben Ozan Kabağın Şalke tarafından kiralık verebileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Şalke çok iyi bir yatırım yaptı. Ozan Kabak zaten satmak istediklerini Liverpool'a opsiyonlu verdi. Bundan dolayı Ozan Kabak kiralık gala çok zor gelir. Oyuncu gelmek ister mi? Tabii. Arkadaşlar bu oyuncu serbest kalma bedelinin üstünde bonservis verilirse size giderim diyen o kadar karakterli bir insan Ozan Kabak. Buradan Ozan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ben onu altyapıdan çok erken zamanlardan beri izleyen birisiyim. Bu kadar karakterli bir futbolcu gerçekten çok az bulunur. Ozan Kaman hikayesini video yapıp bütün genç oyuncuları izletmek lazım altyapıda. Virgil van Dijk'in formasıyla fotoğraf çektirip birkaç yıl sonra o orada Virgil van Dijk'in yerine oynayan nadir insanlardan biri. Gerçekten inanılmaz bir Hikaye sevgili dostlar. Kaan Ayhan şimdi Kaan Ayhanla ilgili beklenecek. haberi tabii ki okuyacağım ee, ama Kaan Ayhan ile ilgili e, Fatih Hoca 8 artı 6 kuranı dikkate alarak Barca'nın e, yanında yerli bir stoper istiyor doğru. Alpaslan var Alpaslan ek olarak. Rooney'danın performansından memnun değil diyor. Schalke 10 milyon üzeri bir bonservis servis bedeli e, vermiş ve Leicester'a gitme ihtimali var. Ben zor görüyorum. Kaan Ayhan'ı Fenerbahçe'de istiyormuş. Kaan Ayhan koyu Galatasaraylı bir isim arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'de genelde Galatasaraylı futbolcu alma kompleksi var. Ee, acaba çok mu böyle kardeş takım hep Galatasaraylı olsun futbolcularımız şeklinde? İlginç. <laughs> Bu benim eleştirim. Ee, ama tabii profesyonel futbolcu olabilir mi? Olabilir. Her yere gidebilir. Ee, Kaan Ayhan konusunda... 5 milyon euro talebi varmış Sosolo'nun. Bu arada Sosolo'nun yeni hocası da Kaan Ayhan'ı görmek istiyor sevgili dostlar. Burak Püsküloğlu Emin Bayram'ı sormuş. Bolu Spor'a gitti kiralık. Hakan abi Jetson ve Morutan ikilisi zor gelir. Birini almak istersen Alper Şahin. hangisi bize daha faydalı olur? Ben Jetson'u alırım. Çünkü daha üst düzey bir oyuncu. Avrupa piyasası var. Pasaportunda Portekiz pasaportlu bir oyuncu. Biraz da futbol finans açısından böyle düşünüyorum. Morutan bir risk, ama çok tatlı bir risk. Anlatabiliyor muyum yani? E, tutma ihtimali çok yüksek bir risk. E, e, ve Morutan, Morutan yani illa Morutan, Morutan olsun Morutan olsun diye 7 milyon, 8 milyonluk bir oyuncuya da 12 milyon euro vermenin mantığı da yok. Bunun da altını çizeyim Hakan abi. Evet devam ediyoruz. Defans ile ilgili haber bu. Evet Berkan Kutlu. Berkan Bartu takasıyla bitiyor demiş ama Fatih Terim Bartu'yu vermek istemiyor arkadaşlar. 3 milyon euro artı Bartu demişsin. Bartu da büyük ihtimal Galatasaray'dan sonra Avrupa'ya gitmek istiyordur. Bartu eğer Galatasaray'la sözleşme uzatmak istemiyorsa Bartu'yu kullanabilirsin. Benim görüşüm bu şekilde. Tamam Bartu Galatasaray e, hizmet vermiş, şu vermiş, bu vermiş ama eğer sen Galatasaray'la sözleşmeni imza, e, uzatmak istemiyorsan, aynı Mustafa Kapı e, modeline gireceksen Bartu'cum teşekkür ederim, elini sıkarım. Benim görüşüm bu şekilde. Bartu Galatasaray'da kalmalı mı? Bence kalmalı. Bartu takasla kullanılmalı mı? Kullanılmamalı. Şöyle benim şartım, benim görüşüm bu. Kişisel görüşüm. Siz başka şey düşünebilirsiniz. Eğer Bartu sözleşimi uzatacaksa, Bartu'yla tabii ki e, Galatasaray almalıdır. Eğer Bartu Galatasaray'dan gitmek istiyorsa, sözleşme uzatmak istemiyorsa buyur Alanya Spor diyebilirsin. Ha, şunu da yapabilirsin. Bartu'yu Alanya'ya verirsin. 2 yıl için 2 milyon euro ile geri alma hakkı bende dersin. Aynı Barcelona'nın daha önce başka oyunculara yaptığı gibi. Bu şekilde de olabilir sevgili dostlar. Benim düşüncem bu. Sıcak gelişme bilgi almış Enes. Ee, peki ver ver kırmızıyı. Alper'cim selamun aleyküm. Aleyküm selam ee, sözleşme imzalıyor sıkıntı oradaymış. İmzalamıyormuş. İşte i̇mzalamıyorsa verilecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Atakan Karazor için Stuttgart ile 2,5 milyon euro anlaşıldı. Oyuncuyla 5, 5 yıllıkta sözleşme imzalanacak demişsin Enes'cim. Ee, Valla Atakan Karazor e, o profili doldurur. Ama 2.5 milyon euro, 25 yaşında bir oyuncu için bilmiyorum ben. Beni çok böyle aşırı heyecanlandıran bir oyuncu değil sevgili dostlar. Arif de ver kırmızıyı demiş. Eyvallah. Sen John'u eleyebilir miyiz? Sen Johnson'u eleyebilir miyiz Erhan'cığım Sen Johnson'u da eleyemiyorsak ele dükkanı kapatalım. Ha Galatasaray PSV maçındaki gibi isteksiz bir şekilde oynarsa Sen John Johnson'u da eleyemezsin. Onu da söyleyelim. Avrupa'da gerçekten canını yakarlar. Evet bir de Morutan haberi var. Morutan'la ilgili. Şurayı kapatalım. Morutan'ı Galatasaray 10 milyon euroya satalım demiş Bekali. Tabi yani cin gibi tüccar. Oyuncuyu üst düzey bir rakama satması. Morutan Galatasaray olursa sevinirim demiş. Yani ne diyecek Morutan? Arkadaşlar şöyle bir şey. Bir Brezilyalı Porto'yu Benfica'yı nasıl görüyorsa bir Arjantinli örneğin Real Madrid'i Barcelona'yı nasıl görüyorsa bir roman oyuncu da Romanyalı oyuncu da Galatasaray'ı öyle görüyor. Niye? Çünkü efsaneleri hep Galatasaray'da oynadı. Son zamanlarını, en verimli zamanlarını. Bundan dolayı Moruta'nın Galatasaray'a gelmek istemesi normal. Zaten üst düzey birlikte oynayacak. Arkasında kitlesi olan bir, Çıkıldağ'ın olduğu bir takıma gelecek. Kendi arkadaşı. Moruta'nın motivasyonu var. Avrupa'ya gitmek istiyor. Premier oynamak istiyor. İspanya olması İtalya. Morutan milli takımın değişilmez olmak istiyor. Bunlar önemli ama ben oyuncunun değerinden fazla bir para verilmesini doğru bulmuyorum. 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli varmış. Türkiye Ligi'nde 15 milyon euro Moruta'na Türkiye Ligi'nden bir takım veremez sevgili dostlar. Kriptoda taktı. Emre Mor, Emre Mor dedi. Emre Mor değil. Emre Mor şut çekemiyordu arkadaşlar. Yani lütfen. Moruta'nın serbest vuruş kullanması, şutları, hareketli top, hareketli topta driplikle şut çekmesi. Hem kanatta hem merkez orta sahada oynaması. Emre Bor, çizgiye basan bir oyuncuydu. Yani bunlar farklı. Emre Mor da çok yetenekliydi. Alper abi demiş. Yani sadece derin Galatasaray Musa çalışıyor gelmesi an meselesi demiş. Musa abi saçlarından tut getir. Recep de burada. Hoş geldin kardeşim. İyi yayınlar güzel abi. Morutan konusunda yüzdelik pay konulursa sonraki satıştan 8-6 milyon bandına düşer mi fiyatı? Zor zor görüyorum. Kötü oyuncu mu değil? Ama 10 milyon euroluk da bir oyuncu değil benim görüşüme arkadaşlar. Peki Morutan, Jetson olmadı diyelim, Ali Dianko olmadı. Kim olacak orada? Ya da işte 8 numara bulamadık Jetson yerine. Alın size benim beğendiğim bir oyuncu. Evander, Michel Antin oyuncusu. 8 ile 12 milyon arası. Eğer 10 milyon euro bandına Jetson Fernandez gelemezse biz Evander'i kesinlikle Galatasaray'a 10 milyon euroya getiririz. Çok iyi bir serbest 8. 23 yaşında Brezilyalı arkadaşlar. Bilmiyorum izlediniz mi? Michel Antin orta sahası. Benim de çok sevdiğim dostum Fatih. Danimarka'da yaşayan bir Türk kardeşimiz. Vasco de Gama altyapısından gelme. Gerçekten de istatistiklerine bakalım. İstatistikleri de 2020-2021'de şu şekilde arkadaşlar. 2700 dakika toplamda 39 maça çıkan serbest ortası 16 gol katkısı yapmış. Eğer Jetson olmazsa Evander neden olmasın? Bu da benim görüşüm. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Sevgili dostlar. Evet o zaman şöyle bir bakalım. Büyük ihtimal bütün gündemi kapsadık. Soru cevaba geçelim sevgili dostlar. Evet soru cevapta şöyle kendimi portre sizin yazılarınızda daha büyük şekilde. Özgür Karacaoğlu Evender çok iyi abi demiş. Morutan'a verecek parayla Hacı daha mantıklı hem TR pasaportu var ama Hacı gelmek istiyor mu? Tabii ki daha mantıklı. Glasgow bir takım, bir şampiyon olmuş takım. Yani Hacı'yı satar mı? Satarsa Galatasaray alabilir mi? Ve yenisi Galatasaray'a gelir mi? Bu soruların hepsinin cevabını vermek lazım. Gezal büyük ihtimal Beşiktaş'la anlaşacak arkadaşlar. Güney Amerikalılar orada bir yorum vardı. Türkiye'ye geldiğinde herhalde bir daha yazarsan kripto çok fazla kişi geldiği için yayınımıza birdenbire bazen o şekilde yorumlar yukarı gidiyor. Bugün de gerçekten beğeni sayımız çok az arkadaşlar. Bilmiyorum şöyle canlı sohbet 2 saniye kapatıp beğeni sayımızı hemen bir 500 yapalım gerçekten de 600 kişi izliyor ama 240 beğeni çok az beni üzmeyin Eyüp Yıldız'ın askeri demiş ki Morutan Arjantin'de doğsaydı ismi Di Maria olurdu demiş İlginç. Jean-Pierre çok iyi Galatasaray'ın alma ihtimali çok düşük Morutan gelirse Feguly zaten Galatasaray'dan gönderilmesi gereken oyuncular var arkadaşlar işte biliyorsunuz Sofian Feguly, Mbaye Cagne Radamel Falcao, Alper abi Morutan mı Evander mi e, farklı profiller e, bence e, eğer Evander mi Jetson mı desem ben mesela Jetson derim ama Galatasaray'da bir yıl geçirdiği için. E, Hakan abi de Gezal 30 yaşına gelecek hani 4 yıl sözleşme çok demiş gerçekten de intihar gibi bir sözleşme 4 yıllık Gezal'a e, vereceğiniz sözleşme. Beşiktaş hayrını görsün arkadaşlar. Önemli değil yani. Öyle çok e, inanılmaz durdurulmamayacak bir oyuncu değil. Her, Ömer Faruk demiş ki Hernani Berkan çıkaldı mı? Berkan Jetson çıkaldı mı? Aslında Hernani Berkan çıkaldı Daha doğru bir üçlü. Hernani Master demiş Gentle Hunt. Apocan abi Ramazan ben Ramazan peki acaba bu Galatasaray yönetiminin amacı ne? Feguli Falcao Babel hala takımda şimdi yani ne şekilde gönderebilirler bu Galatasaray yönetimi vermedi ki kontratları dostum Batuhan yıldız bir oyuncu olur mu bizim en yıldız oyuncumuz benim görüşüm Galatasaray'ın aldığı an itibariyle Barış Alper Yılmaz TFF birinciliğinin yıldızını aldık isminden çok duyacaksınız ismini de çok duyuracak aynı Kerem nasıl low profile geldi düşük profilli ondan sonra neler yaptı geçen Fegül inst instagram yazısını silip tekrar koydu sanki gidecek gibi ya da ee, hırs var. Ama inşallah gider. Valladolid ile Olympiakos'un ilgilendiği söyleniyor. PSV maçında mucize bekliyor muyum? Önder Kemal Güler olmuş. PSV maçında reaksiyon bekliyorum. Bir mucize beklemiyorum sevgili dostum. Hakan abi arkadaşlar 700 kişiyiz. Like'ımız çok az demiş. Evet Hakan abi bugün böyle canları sağ olsun. Alper Bey merhaba. Yeni transferlerimizle birlikte sezonda sahadaki liderimiz kim olur? Abi siz bu sağda lidere çok takılmayın. Yani sağda lider, sağ dışı da lider. Galatasaray'ın lideri Fatih Hoca olmadığı zaman Arda Turan takım kaptanı Buslera bunlar da lider. Yani eğer lider, oyun kurucu bu tarz bir oyuncu söylüyorsanız farklı. Ama lideri biraz tanımlamamız lazım sevgili dostlar. Kendi Bellingham'ımızı niye çıkaramıyoruz? Ee, çok derin bir soru. Başka bir zaman yanıtlarım. Kaleci transferi bekliyorum. Dienk olmaz mı abi? Çok iyi bir oyuncu demiş. Valla Dieng haberini konuştuk. Ee, takımının beklentisi çok yüksek sevgili dostlar. Ve e, biliyorsunuz Elahil finansal olarak e, Zamelek gibi bir kulüp değil. Öyle yani düşük piyasaya alamıyorsun oyuncuyu. Ee, pazarlık yapmıyorlar. Twitter'da Robinson ve Florya Kuşu gibi duyumcular var. Bu duyumları ve söylemleri sizce ne kadar var? bilmiyorum abi. Yani Cemal'cim bana çok zor bir soru sordun. Hiç ilgi alanım değil. Ee, abi dün Rangers Real Madrid'i yendi. Ne düşünüyorsun? Yenerler abi yani. Hele, inanılmaz bir hocaları var Rangers'ın. Saşa Boya Yedlin'i yedek bırakır mı? Bırakır. 3-4-3 oynayabilir miyiz şu kadroyla? 3-4-3 ee, oynarsın. Ee, kesinlikle oynarsın. Ee, ama e, yani Birden bire işte örneğin San Johnson maçında filan girersen sıkıntı olur. Bu EFA'da çeyrek görsek ne güzel olur? Evet yani artık peş peşe Avrupa'da biraz Galatasaray'ın reputasyonunu düzeltmesi lazım. Ahmet Sarı Galatasaray mali açıdan Galatasaray mali açıdan e, vallahi bütün Türk takımlarının mali açıdan çok kötü buluyorum. Yani bunu, bunu biliyorsunuz zaten kusura bakmayın biraz yüzeysel bir yorum oldu ama e, bu şekilde. Abi yedlin kendi sağ kanadımızı oluşturabilir miyiz? Yani yedlin önde, Saşe boy arkada mı? Ee, e, i̇lginç olur. Ee, yani sanmıyorum. Genelde orada ters ayaklı oyuncular kullanıyor. Yedlin de biraz çizgiye. Ee, Alper'in futbol dışı bir bilgi. Fransa ne yendi ABD'yi ee, takip etmişsin umarım. Basketbol maçı mıydı Fransa Amerika? İzlemedim gerçekten de ne yalan söyleyeyim. Evet Avrupa'da Türk takımları olarak yükselmemiz lazım demiş Kripto. Kesinlikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor artık kim varsa hepsinin arkadaşlar yenmesi lazım ya. Yani. yani Güney Kıbrıs bizi geçecek ülke puanında. Güney Kıbrıs. Ya bakınız bu çok acı. 650 kişi bizi izliyor. Bir düşünün arkadaşlar. Türkiye'den futbola, Türk futboluna, dünya futboluna, endüstriyel futbola yabancı yöneticileri göndermemiz lazım. Bugün kap gelir mi abi? Bilmiyorum kardeşim. Keşke geleceği görsem burada olmazdım. Başka iş yapardım. Sihirli küremde böyle ee, fal bakardım. <laughs> yabancı kuralın değişimi ihtimali o politik bir olayla olabilir anca. İyi de abi BJK bizi PSV yanında desteklemedi mi? O Beşiktaşlı taraftar değil arkadaşlar. Beşiktaş taraftarı, gerçek taraftar yabancı takımı desteklemez. Onlar birkaç Beşiktaşlı çapulcu. O çapulcuları biliyorsunuz. Ee... Yani hiç açıklamayın. Lwinda'm only oynayamaz mı? Oynayamaz. Kusura bakma. Yani koyarsın oraya ama oynayamaz. Ayağından biraz daha hızlı top çıkarması lazım. Ee, kısa pasları daha iyi yapması lazım orada. Pas verir, vermez kendini öne doğru atması lazım. Zor. Mesela marka oynar mı? Düşünülebilir Barca ama Lwinda'm zor. Abi 2015'ten beri UEFA'da başarı yok. Ee, neden bu kadar düşük? düştük Galatasaray olarak. Makas açıldı. Financial Fair Play. Ee, yani artık bir dünya olay. Kaan Ayhan gelir mi? Biraz hocasına bağlı ama e, olabilir. Ben e, bu transfer döneminin sonuna doğru Kaan'da pozitif bir şey e, olabileceği düşünüyorum. Gakpo iyi oyuncu. PSV nasıl buluyor böyle oyuncuları demiş. Bir ol Gakpo altyapı oyuncusu. E, yani inanılmaz bir oyuncu. Zaten Vertize'nin yerine Radyo Spor'a bağlandım. Ve e, muhtemel kadroda Vertize'nin yerine ben Gakboy'u koymuştum. Neden koyduğumu oyuna gelince gördünüz yani. Madu ülke nasıl bir problemse ondan çok daha dengeli. Madu ülke biraz savruk ama yani inanılmaz oyuncular. Madu de Tottenham altyapısından aldı PSV U17'de. Biliyoruz işte böyle. Kafamız bilgilerle dolu. <laughs> Morutan ve Jetson ikisi birden alınabilir mi? Vallahi hem finansal hem yabancı sınırına göre değişir bir de gidecek oyuncular da burada belirleyici olur. Payi Falka ve işte Payi Gullfalka, Neden ve Babel'den Hasvel kadar çıkılırsa olabilir. Sekedika yarar mı? Yarar. Bence biraz üstüne koymuş. Melen Dortmund'a gidiyormuş. Evet. Keşke yarın açıklasa da bizim maçta oynamasa abi. Yok, oynamayacak zaten Cemal'cim. Merlin'da Dumfries'de oynamıyor. Abi gelecek iki senede Galatasaray olarak güzel günler göreceğimize inanıyorum demiş Kaan. Gelecek 3 sene. Gelecek 3 senede ben kimsenin adamı değilim. Bunu da bir kez daha söyleyeyim. Burak Elmas'a ama çok inanıyorum. Çünkü tam bir futbol yöneticisi Galatasaray'ın başkanı oldu. Genç arkadaşlarımız Z kuşağı bilmez. Burak Elmas 20'li yaşlarda Florya'da yöneticilik yapıyordu arkadaşlar. UEFA Kupası'nı aldığımızda Fatih Hoca'nın o psikolojisini, oyuncular nasıl onu kazandı? Galatasaray marka değeri oradayken nerelere geldi? UEFA kupasını kazandığımızda bu işi niye uzun dönemde götüremedik? Bunların hepsini birebir gören bir yönetici. O yüzden ben başarının geleceğini düşünüyorum. Muhtemel 11 yapar mısın abi? Ne için muhtemel yani? Sezon için mi, PSV için mi? PSV 5 tane 60, su yok, bu yok hangi hangi dünyadasınız demiş. Biz normal dünyadayız. Sen neredesin dostum? <laughs> Abim transferlerden önce teknik heyete atmamız gerekmez mi? Fatih Hoca'ya Fatih Hoca'yla oturup işte görüşlerini bildirebilecek, yapıcı bir şekilde yaklaşabilecek bir Avrupa liglerinde Almanya, Fransa, Danimarka mesela yani biraz yardımcı teknik direktörlüğü kariyeri olan birisinin gelmesi. Ati Hoca için bence çok büyük bir artı olacak. Galatasaray için çok bir artı olacak. Benim görüşüm bu şekilde. Bir başka eleştirimde de Galatasaray'ın çok az sayıda hazırlık maçı oynaması. Örneğin PSV Antoine bizle maç oynadı. Ertesi gün Gakpo buruma kadroda yanlış hatırlamıyorsam Antivon FC'ye karşı hazırlık maçı yaptı. Yani bizden sonra kampa girdiler. 5-6 gün sonra Bizim maça kadar 4 hazırlık maçı yapacaklar. Tabii bizim bir maç PSV yapacaktı. Tabii bizim bir maçımız biliyorsunuz ertelendi. Acı yerli stüdyosunda oynayabilir. Evet İstanbul'da oldu. Abi Ataberk, Dadak Deniz haberleri var. Gelse nasıl olur? Ataberk'i dün analiz yaptık arkadaşlar. Abi UFA'da playoff'da iyi olur yani. Kötü olmaz. İyi bir oyuncu ama işte fiyat performans indeksine göre bakmak lazım. Alper Bey Hamza Hamzoğlu Fatih Terim'in yardımcısı olamaz mı milli takımda çalışmışlardı? Hamza Hoca olabilir ama acaba Hamza Hoca hani buna e, yatkın mı? Daha doğrusu genelde birinci takım yönetiyor. Acaba gelip Galatasaray'da yardımcı hocalık yapacak mı? Galatasaray'da teknik direktörlük yaptı tek başına Üç kupa aldı biliyorsunuz. Başarılı bir sezon sonra gönderildi. Acaba Hamza Hamzoğlu e, hani bunları tekrar göz önünde gelmeme gibi bir karar verir mi? Ya, bilmiyorum ya. Ben bunları sadece bu soruları yöneltiyorum kritik yaklaşıyorum olaya gelirse faydalı olur Abi abc nasıl görünüyorsun Audi 3 oynamalı anlamadım ne demek istediğim Abdullah Yılmaz yerli kaleci transferi bekliyorum dostum Çünkü orada biliyorsun Okan gitti sadece Berk var bir de Berk var Kerem var Kerem de altyapıda büyük ihtimal bekliyorum Evet pamukeller like'lara demiş Berk Edipoğlu. Abi UEFA'da playoff'da eğlenirsek konferans ligi gruplarına kalır mıyız? O kadar negatif düşünme sevgili dostum. Eyüp Yıldız'ın askeri de Halil Dervişoğlu'nun ihtiyacımız var diyor ama Halil Dervişoğlu'nun e, Brentford'da büyük ihtimal bir yıl geçireceğini düşünüyorum. Alper abi 4-2-3-1 ile 4-3 arasındaki e, farklar, eksi yönler nelerdir? biz hangi hangisini oynamalıyız? Oyuncu profiline göre şu anda 4-3-3'e daha yatkın profilimiz. Ee, Dieng ya da Hernani gibi bir oyuncu gelirse 4-2-3-1 oynarız. 4-2-3-1'i hatırlat şöyle hatırlatayım e, Polatcığım. 4-2-3-1'i de daha önce biliyorsun e, Fernando'yla e, mesela NDI olduğunda 4-2-3-1 oynuyorduk. E, burada da Dieng Jetson olursa ya da Dieng Berkan Kutlu olursa 4-2-3-1 oynarsın. E, oyuncu profiline göre sistemi her zaman için koyman lazım. E, Fatih Hoca zaten bunu yaptı. Şöyle göstereyim. E, eğer örneğin Ali Yudiyank, Berkan Kutlu e, 4-2-3 buraya çok uygun oluyor. Yani 4-3-3 şöyle olur. E, diyen gelmez. E, Jetsin gelir. Berkan Kutlu gelir. Oraya Taylan'ı koyarsın. Ya da işte Aytaç'ı koyarsın. E, Ondan sonra buradan çok büyük ihtimal şöyle Moruta'nı gönderirsin ya da Taylan'ı koyarsın. Burayı sağ içe koyarsın iyi Ondan sonra böyle bir 4-3-3 çıkarsın. Tabi burada Morutan olacak diye bir şart yok burada. Barış Alper, Barış Alper solda olur. Şimdi orta sağ profiline göre bu kararı veriyorsun. Eğer orta sağ profilin hep 8 numaralı olan yani Kimisi ofansif, kimisi defansif. Ama mesela Çiçal daha aslında 8.5 numara arkadaşlar. Yani 10 numarayı önceki takımında giydiği için koydum. Jetson serbest 8. Berkan Kutlu daha çok böyle 6.5'dan 7 bir oyuncu. Hani 8 ile 6 arasında. O zaman mantıklı olur. Yine 4-3-3'te alanları çok iyi kapatmak lazım. Yoksa orta saha kırılgan olabilir. O yüzden bu kadro iş yapar. Ee, ama burada da sanki bir kanat oyun kurucuya ihtiyacımız var gibi. Yani boya'nın önünde biraz daha orada oyun kurabilecek e, bir oyuncu. Aslında Fegüli çok uygun ama diri bir Fegüli. <laughs> Alkolik yorumlardaki gibi e, gerçekten de uygun olur sevgili dostlar. 4-2-3-1'de de dediğimiz gibi şurada eğer Jetson olmazsa örneğin Hernani oldu diyelim. Çok güzel bir şekilde 4-2-3-1 oynayabilirsin. Hernani, Berkan, e, Çiçal daha önde. Ve e, o zaman sağda da solda da hızlı oyuncularla oynayabilirsin sevgili dostum. O zaman biraz kadro yapalım siz söyleyin. Kanatlar zayıf demiş e, Gentle Hunt. Kimi koyarsın Kanada? Hernani mi Dieng mi? Valla ikisine de olurum var. E, aslında yaşından dolayı Dieng ama kalitesi ve e, tekniği kesinlikle Hernani. E, ve Türkiye Ligi'ne uygun da bir oyuncu. Bir 89 boyunda ama ikisinin de fiziği iyi. teklif var diyorlar umarım gider katılıyorum abi. Şu an teknik heyet bizi düşündürüyor demiş. Korkutuyor ama bence hoca değiştirmeyecek. Ne zaman alacak acaba? şeklinde. kanatlarda Avrupa'da iş yapmaz. Biraz daha elebrasyon yapman lazım yani. Kanatlar derken yani Barış Alper, Kerem mi yapmaz? Ya yapabilir. Ya tabii ki buraya oyun kurucu bir oyuncu istiyoruz. Yani illa Morutan değil. Yani şöyle yapalım. Şöyle bir oyuncu yazarım örneğin şöyle PM yazalım. Capital yapalım. Hı, tamam. PM. Yani buraya bir playmaker kanat oyuncusu olabilir. Jeremy sola koyarız. Barış Alper rotasyonda olur. Örneğin. Ee, eğer böyle bir şey yapabilirsek e, burada bir oyun kurucu kanat oyun kurucu özelliği. E, Çiçaldao topsuz oyunda gerçekten de defansa yardım ed ediyor. Pozisyon alıyor. Ee, Enzonzi Hernani tipi bir oyuncu Enzonzi gibi olur e, bizde demiş. Yani biraz fiziksel olarak benzeyebilirler ama e, Enzonzi'den ben e, daha fazla katkı vereceğini ve Türkiye Ligi'ne biraz daha uygun olduğunu düşünüyorum sevgili dostum. Enzonzi geldiğinde tempoda çok düşüklük vardı e, ve Enzonzi'ye göre bir oyun stilimiz yoktu. Ve Enzonzi'nin olduğu yerde Enzonzi seri Lemin oynuyordu. Çok garip bir şekilde 3 tane e, farklı olmayacak bir profil. 4-3-1-2 dizer misin kadroyu demiş. Yani 4-3-1-2 ben şöyle yaparım. Kesinlikle an itibariyle Çiçal daha iyi böyle koyarım. O zaman Hernani tarzında bir oyuncuya çok fazla ihtiyacınız kalmıyor. Aslında Berkan Kutlu, Jetson, Taylan ya da Aytaş olabilir burada. 4-3-1-2'de Mecbur tabii Şalay Ko koyacağız oyuna. E, Şimdi siz bana kızabilirsiniz ama ben 4-3-1-2'de eğer Galatasaray buraya bir oyuncu almazsa Kerem'in çok uygun olduğunu düşünmüyorum Mustafa'ya partner olarak. Benim koyacağım oyuncu Emrah Baba olur arkadaşlar. Şu anda yok ama ya da belki Barış Alper oynayabilir burada 4-3-1-2'de. Eğer Galatasaray Morutan alırsa. Morutan böyle 10 numarada. daha aslında çok... Çünkü çok iyi bir pasör. Mustafa ile bence daha iyi iş işler yapar. Ama e, şurada da gerçekten de Jetson, Berkan, Taylan çok çalışması lazım. Yani e, çünkü böyle bir ileri üçlü bize sıkıntı yaşatabilir e, sevgili dostlar. Diri bir Emre Akbaba demiş. Affan. Katılıyorum. E, bugün e, takımlar üçlü oynuyor. Biz e, ne zaman üçlüye döneceğiz? E, 4-2-3-1... Artık e, Miladını doldurdu demiş e, katılıyorum. E, üçlü oynamak için Kaan Ayhan'ı bekliyorum. Bilmiyorum bu kadar yeterli Eğer Galatasaray Kaan Ayhan'ı alırsa, Marka Alpaslan, Sağ Stoper Kaan Ayhan gerçekten de on numara beş yıldız olur. E, Adana Demir değil Adana Demir City oldular artık onlar. Bilmiyorum sevgili dostlar ne yapacak? E, şöyle de bakalım yayınımızı kaç kişi diyor... Uzun süredir bakmadık e, şeylere e, istatistiklere. Evet 700 kişiye de ulaşmışız. Merdiven dayamışız. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, günün bu saatinde 700 kişi. Ee, Okan Buruk yardımcı olarak... Yok Okan Buruk yardımcılık yapmaz Yusuf'cum artık. O yani şampiyon yapmış bir hoca, birinci hoca. Ee, sanmıyorum. Yani yaparsa mutlu olur muyum? Ben olurum. Tabii ki gelsin Okan Buruk gibi. Ee, İtalya futbolunda oynamış, futbolu iyi bilen Fatih ee, Hoca'nın da öğrencisi olur. Ee, ama ben sanki yabancı bir oyuncu daha mantıklı gibi düşünüyorum. Yabancı bir hoca. Örneğin Fatih Karagümrük'ün hocası geldi. Fatih Karagümrük'ün hocası Fatih Karagümrük'ü yönetiyor. Onu aslında Fatih, Fatih Karagümrük'e gelmeden önce bulabilseydik gerçekten de çok mantıklı olurdu. Recep Magni Gezal çok güzel olurdu ya demiş ama Gezal 29 yaşında 17-18 milyon euro Gezal'ın bize gerçekten de yükü var. Bundan dolayı e, sevgili dostlar zor. Ölene kadar sarı kırmızı Alexander Çaldağ falan hiçbir oynayamaz yeni transferlerin. E, bu transferler 30 Temmuz'da bildirilebilir UEFA'ya. O da UEFA Ligi öncesi bilgi olarak e, bunu öğrendim yayından önce. 30 Temmuz e, eski kadroyla çıkacağız PSV'ye. PSV maçında ne bekliyoruz? PSV maçında Galatasaray'dan reaksiyon bekliyoruz. Gezal bitirdi mi? Vallahi hayrını görsünler. Ben en az böyle 4-5 tane oyuncu yazarım sağ kanatta. Gezal'a kadar sevgili dostlar. Recard gelebilir mi Terim'in yanına? Yok kardeşim gelmez. Abi Amir Hatzamovic haberleri gördüm 3-4 yerde. Ne düşünüyorsun? Vallahi oyuncuyu hatırlayamadım Eren'cim. Tekrardan yayın bittikten sonra yorum olarak yazarsan bakarız. 4-4-2 dizebilir misin? Çizgiye yakın oynayamayacak karakterlere sahip olması lazım. Forvet Mustafa'nın yanına hızlı forvet lazım demişsin. Mustafa'nın yanına gezici forvet lazım. Gezici forvet. Kim biliyor musun? Yani böyle aslında Lazar Tüfeksiç Mustafa'yı çok güzel tamamlayabilir. İşte eğer bir tam bir on numara gelirse e, Çikal'dağ tamamlayabilir ya da işte Morutan tarzı bir oyuncu tamamlayabilir. Mançini olur mu yardımcı demiş. İstiyorsan Sergen Hoca gelsin. <laughs> Eyüp Yıldız'ın askeri Fatih Terim bence kötü yanı evlatçılığı benimsemiş olması. Necati Hakan arta. Şimdi Hakan Balta yönetimde daha çok idari etti ve uluslararası bir sertifika da aldı, kendini geliştirdi. Necati uzun süredir futbolun içinde ama şunu şuna katılıyorum evlatçı diyemem ama yani bu hocalar keşke Türkiye Birinci Ligi'nde bir yardımcı hoca ya da bir takım ikincilikten, birincilikten, alt ligden bir takımla çalışıp sonra Galatasaray'a gelselerdi etkileri daha farklı olurdu. Ahmet demiş ki 4-1-4-1'den kurtulduk mu bekleyip göreceğiz. Jurgen kulak olur mu yardımcı demiş Gentle Hunt. Büyük ihtimal biz Pep Guardiola'ya getirelim şuradaki. şuradaki. Ümit Karan aslında olabilir. Ümit Karan doğru profil olabilir yardımcı hoca olarak. 4-3-3 oynatacak hoca. Babel Arda yine oynatır. Çünkü hoca kendi aldırdı demiş. Biraz eleştirel. FCFK. Anholt mu Alios gibi tercih ederdin? Bunu zaten Affan birçok yayında Anholt'u tercih ettiğimi söyledim. Çünkü oranın yerlisi. Yani e, sol kanadın yerlisi. E, bence çok mantıklı bir oyuncu. Sol kanat alacak mıyız? Sol kanat değil de sağ kanat büyük ihtimal alınacak. Sevgili MT7 Productions. Bu arada i'yi orada ı şeklinde yazarsan daha güzel olur. Eğer İngilizce ismin. İngilizce'de i harfi büyük harfle yok. Kaan da kadro yapmış. 4-1-2, 4-1-2 diye. Yani evet güzel bir kadro. Hızlı geçti. Kusura bakma okuyamadım Kaan'cığım. Yalnız Alper ben şuna takıldım takımda 15 kilometre bir takımda 15 kilo az koşmamalıyız. Scott Pry tam takım hazırlayamamış az vakitten kaynaklı bu sezon bu sezona yayılmaz demişsin doğru demişsin sevgili dostum. Recep Magne abi Fatih Hocayla arada sırada görüşüyor musun Florya'ya gidiyor musun antrenmana falan? şimdi zaten çok davet edildim Galatasaray TV'den dolayı orada stüdyo ama Türkiye kırmızı listede arkadaşlar İngiltere'de olduğumuz için. Türkiye'ye giriş yapamıyoruz. Yani e, bebeğimiz oldu, annemiz görmedi daha bebeğimizi e, ya da e, gelip Türkiye'ye gelemedik. Tatilimizi 3-4 kere erteledik. Normalde 3-4 ayda bir Türkiye'ye gelen bir kişiydim. Cehaletimi mazur gör demiş. Yok kardeşim, Estağfurullah Polat. E, 3-5-2'nin ortasındaki orta beşlisinin kanat kanatları bek mi yoksa kanat oyuncusu mu? Kanat beki, <laughs> yani işte kusura bakma böyle bir cevap verdim. Left winger back dediğimiz ya da right winger back, WB yani kanat beki özelliği kim kanat beki o oynayabilir? Örneğin Caner erkin tarzı, örneğin uh, DeAndre Yedlin, örneğin uh, Fananhold uh, bunlar kanat beki oynayabilecek profiller. Çağlarda geç olsun güç olmasın demiş. hızlı iyi şut çeken sağ ve sol kanadı ihtiyacımız var demiş. The Line. Peki. Abi Dieng'in teknik kapasitesini yeterli buluyor musun? Diğer orta saha oyuncularımıza kıyaslandı şah, şah, Şahsen yetersiz demişsin ama Ardacığım kıyasladığın oyuncuya göre, profiline göre değişir. Dieng'le Taylan'ı, Dieng'le Aytacı, Dieng'le Jetson'u kıyaslaman Dieng'e haksızlık olur. Sen Aliyu Dieng'le örneğin kimi kıyaslayabilirsin? Beşiktaş'taki Joseph de Souza'yı kıyaslayabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Doğru profille doğru oyuncuları e, traslamak, e, kıyaslamak lazım. Galatasaray'dan ben UEFA, lig, UEFA dışında ligde şampiyonluk beklemiyorum. Demiş Emre Döner. Peki. Alper Arda Kızıldağ için ne düşünüyorsun? Valla Arda Arda'ya yani Arda'nın takımının beklentisi 5 milyon euro gibi bir şey duydum. Gerçekten de Türkiye'deki takımların ayaklarının yere basması lazım. Bu yabancı kuralı çıktıktan sonra e, millet gerçekten şaşırdı. Clubhouse yayınlarına arada takılıyorum. Araba sürerken Clubhouse'u açıyorum. Clubhouse'dan beni takip edebilirsiniz aşağıdan e, sevgili dostlar. Evet bir saate girdik. Bugün çok güzel keyifli bir yayın oldu. 700 kişiye ulaştık. 7000 kişi civarında da izlendik. E, i̇zleyip like atan, e, bizlere abone olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu gece belki bir yayın yaparım ama e, dün geceki TR Squad şefi, e, dün gece biliyorsunuz Sasha Boye'nin analizini yaptı. Onunla ilgili sevgili dostlar Sasha Boye'nin analiziyle ilgili birazdan belki bir iki saat sonra bir 12 dakikalık bir video koyacağım. Lütfen izleyin. Sasha Boye'yi izlemiş bir squad bu. Fransa Ligi'ni izlemiş Yiğit kardeşim. Onun da Twitter adresini aşağı koyacağım. kendisi Beşiktaşlı ama çok futboldan çok iyi anlıyor. çok da at gözlüğüyle bakmayan bir Beşiktaşlı. Bundan dolayı lütfen o yayına da destek verin sevgili dostlar. Saşa Sasha Boye Teknik Analizi birazdan kanalımda olacak. Zaten premierde canlı sohbette de ben yorumlarınıza soru cevaba karşılık vereceğim diyeyim. burada olup bizleri destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Galatasaray'la kalın. hoşça kalın.